Benim aklımda var. Evet. Şimdi söylediğiniz gibi aslında hani bu alternatif arayışı, ödül arayışı Türkiye'yi işte bu tür diğer alternatif piyasalarda öne çıkarıyor. Tabii kripto paralar bütün dünyada çok öne çıkıyor. Bunun haklı gerekçeleri var. Gerek teknolojisi, gerek hani gençlerin ilgisi, gerek hani bunun işte maliyetinin bir ödeme aracı olarak da düşük kalması birçok artısı olan bir unsur. Artı kayıt dışı kalmayı da destekleyebilen bir unsur olduğu için diyelim. Türkiye'de kayıt dışı ekonomi olduğu bir ekonomi, hani dolarizasyonun olduğu bir ekonomi. Bu ilgiyi biraz da bununla açıklamak lazım. Hani döviz piyasasındaki cazibenin azaltılması bu anlamda bu taraftaki ilgiyi de arttırıyor olabilir. Bir getiri arayışı, bir ödül arayışı bu getiriyi arttırıyor olabilir. Dolayısıyla mevcut şartlarda bunun devam etmesini bekleyebiliriz. Ama daha önceki yayınlarda da konuştuk. Kripto paralar muhtemelen hayatımızda çok daha fazla yer edecek. Önemli bir yatırım aracı olacak önümüzdeki dönemde de. Ama bu süreç oldukça volatil, çok ciddi kazandırdığı gibi çok ciddi kaybettirebileceği de bir dönem olduğu için yatırımcıların çok dikkatli ve kendi bütçelerini yatırım işte ayıracakları miktar buraya çok dikkatli belirlemeleri gerekiyor. Borsa tarafı Türkiye'de son pandemi döneminde belki evlerde yaşamanın getirdiği bir etkiyle de daha fazla dikkatli. Hani bu tarafı anlama, bu taraftaki finansal okuryazarlık çabası daha fazla arttı bu anlamda. Bunun da bir yansıması olarak da ilginin arttığını görebiliriz. Bu iyi bir şey. Sermaye piyasasının gelişmesi olumlu bir şey ama hala görebildiğimiz kadarıyla hani genel hem anekdotal izlediğim hem de genel yatırımcı davranışından biraz yani bu finansal okuryazarlık kısmı değil de yine alternatif arayışında hani biraz duygular spekülatif hareketlere katılmıyor. Kısa sürede büyük getiri elde etme isteği öne çıkıyor. Bunun da hani dikkatli olunması gereken bir alan olduğunu söyleyeyim ama Türk borsası çok ucuz. Türk şirketleri özellikle sanayi tarafında bankacılıkta çok güçlü şirketler, bankalar var. Hani Türkiye daha sürdürülebilir bir büyüme patikasına geçtiğinde mutlaka daha yüksek değerlere doğru da hareketlenecektir. Bu anlamda döviz tabii enflasyonla alakalı. Biz ne zaman enflasyonla mücadelede daha güçlü adımlar atarsak, enflasyonu ne zaman kalıcı indirmeye başlarsak, dolarizasyon dövize yönelim de azalacaktır. Altın tarafına gelince, altın geleneksel yani o her halükarda olan bir şey. Yüksek enflasyon döneminde dolarizasyonun arttığı dönemlerde daha da fazla ilgi gören bir şey ama altın fiyatı büyük oranda dünya ons fiyatlarından ve Amerikan dolarından etkileniyor. Türkiye'deki mevcut talep yapısı hani 3 aşağı 5 yukarı bellidir son dönemlerde artsa bile. Benim görebildiğim altında daha önce de yine konuştuğumuz gibi altın dünyada büyük sıfırlamayı fiyatladığı için yani bu iklimden gelir dağılımına kadar dünyadaki büyük borçluğa kadar büyük risklerin fiyatlanması olduğu için bir de üstüne şimdi enflasyonun gelmesi nedeniyle yönü yukarı gibi gözüküyor. O açıdan bu düşük faiz ortamında daha fazla fırsat bulacak gibi gözüküyor altın. Yani benim tahminim çok güçlü adımlarla olmasa da altının ana yönünün ons fiyatı olarak yukarı tarafta olduğu şeklinde. Hocam şimdi Amerika'nın tapering tarafına başlayacağını yani varlık alımlarında aylık 15 milyar dolarlık bir azaltmaya gideceğini Amerika Merkez Bankası Başkanı açıkladığı için, Powell açıkladığı bunun böyle olacağını söylediği için biliyoruz. Genel itibariyle dünyada da bir faiz artırım silsilesine doğru gidildiğini okuyoruz merkez bankalarının yapmış olduğu açıklamalardan. Biz de bu süreçte faiz indirdiğimize göre bir sepet yapalım da bari şu enflasyonun altında kalmayalım. Nasıl bir sepet önerirsiniz? Valla yani aslında tüm yayın boyunca konuştuklarımız da belki kendisini özetliyor. Hani bu anlamda elbette TL varlıklar göre düşük riskli varlıklardır. Dolayısıyla yatırımcı açısından hani riski iyi yönetmek açısından mutlaka belki TL belli miktarda çok düşük olmayan tutmakta fayda var. Ama reel getirinin azaldığı bir ortamda daha riskli varlıklara belki yönlenilebilir. Yani bu anlamda biraz önce konuştuğumuz döviz,
borsa, benim görebildiğim orta ve uzun vadeli bakanlar açısından, hani sabırlı olanlar için hisse senedi piyasası gerçekten iyi bir alternatif olabilir. Yani gerçek anlamda tasarrufa yönelenler için. Diğer piyasalar, hani döviz, altın olsun, kripto paralar olsun, daha oynak olduğu için, hani ben orada bir oran telaffuz etmeyeyim ama o sepette yani belki belli oranları aşmadan herkesin kendi risk algısına göre tutabileceği unsurlar, ama o riskli tarafta benim önerim sabırlı olanlar için kısa vadedeki düşüşler mutlaka olacaktır, ama orta ve uzun vadede ben çok diplerde olması nedeniyle ve Türkiye'nin genel potansiyeline de güvenerek hisse senedi piyasasının daha iyi bir alternatif olacağını düşünüyorum böyle ortamlarda. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katkılarınız için. Kolaylıklar diliyorum size. Hoşça kalın. İyi yayınlar.